Bismillahirrahmanirrahim. Bu video serimizde Arapça 2 İlahiyat Ön Lisans Arapça 2 ünitelerini özet olarak işlemeye çalışacağız. Ünite 1 muzaf fiil. Şimdi özet demişken ne kastediyoruz? Geniş çaplı, geniş izahlı videolarımız daha önce tamamlandı. Şimdi özet çekimine geçtik. Dolayısıyla burada şuna değinmediniz, şunu yeterince açıklamadınız, şurayı hiç okumadınız demek yerine bunların hepsinin kelime kelime izah edilmiş hallerini daha önceden çektiğimizi, YouTube'a yüklediğimizi ifade edelim. Madde 1 muzaf fiil diyor. Nedir bu muzaf fiil? Muzaf fiil, evvela biz fiilleri mutel ve sahih olarak ikiye ayırıyoruz. Bunu bilelim. Sahih fiilin üçe ayrıldığını görüyorsunuz. Salim, muzaaf ve mehmuz olarak. Bir fiil muteldir eğer kendisinde illet harfi olan vav, ya, elif herhangi birisi en az bir tane varsa ona mutel denir. Öyleyse illet harfi olan vav, ya, elif bu üçünden herhangi birisi bir fiilde yoksa o fiil sahihtir. Sahih de kendi içerisinde üçe ayrılmış. Bunlar salim, muzaf, mehmus. Direkt ortadan başlanmış. Muzaf fiil. Muzaf fiil nedir? Muzaf fiilin ne olduğunu istersek gelelim birlikte örnekler üzerinde görelim. Mesela ferra yefirru fiil üzerinde görelim. Muzaf fiil nedir? Muzaf fiil, burası mazinin çekimi. Şurası muzarenin çekimi. Şurada gayet müzekker diyor. Üçüncü şahıs eril. Hüve, huma, hum kalıpları. Şimdi birinci şahsa baktığında ferra, furra, yefirru, yuferru, sonuç. Sonuncu harfte şedde var. Bunu görüyorum. Muzafi sonuncu harfi şeddeli olabilir. Tesnesine bak. Ferra, furra, yefirrani, yuferrani. Mazi malum meçhul, muzari malum meçhul. Sonuçta sonuncu harfte şedde var. Ferru, furru, yefirrune, yuferrune sonuncu harfte, yani ra'da diyelim biz, değil mi? Lame fiili diyoruz buna. Orijinal olan sonuncu harfte hala şedde var. Ferrat, furrat, tefirru, tüferru hala şedde var. Ferrata, furrata, tefirrani, tüferrani hala var. Ama artık şu kalıptan itibaren şedde ortadan kalkar. Burada şedde var mı? Yok. Esasen aşağı doğru artık hiçbirinde yok. Geri kalan kalıplarda, maziden bahsedelim. Hiçbirinde var mı? Hiçbirinde yok. Ferarne, ferarte, ferartuma, ferartum, ferarti, ferartuma, ferartunna, ferartu, ferarna. Demek ki mazinin bu kalıbından itibaren. Hunne kalıbı. Yani gaibenin cemisi. Cemi müennesse gaibe diyoruz buna. Üçüncü şahıs. Dişil çoğul bu kalıptan itibaren, bu kalıp dahil olmak üzere şedde ortadan kalkmaktadır. Ne var? Aynı harfin tekrarı var. Ra, ra peş peşe geliyor. Zaten durum budur. Yani muzaaf fiil nedir? Muzaaf fiil dediğim şey, ya fiilde şeddeyi görürsün, aynı fiilinde şedde, aynı ve lamir fiilinde, yani lamir fiilinde diyeyim, şeddeyi görürsün. Ya da şeddeyi görmesen de aynı harfin tekrarını görürsün. Ra, 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 ra tekrar ediyor. Bu ferre, firre has bir şey değil. Peşine azza fiilini koyduk. Görüyorsunuz yine nereye kadar? Şu kalıba kadar şeddeler devam ediyor. Daha sonra şedde kalkıyor ve aynı harfin tekrarı başlıyor. Devam ediyor. Şeddesiz. Aynı harfin tekrarı var. Mazide böyle. Bir fiil daha koyduk buraya. Melle. Mellede de melle, mella, mellu, mellet, melleta, melilne, melilte. Ne olmuş? Yine bu kalıptan itibaren şedde ortadan kalkmıştır. Burada da birazdan inceleme yapacağız. Sonuç öylesi muzafi nedir? Şurada ne diyor? Diyor ki yapısında şedde bulunan sülasi fiillerdir. Esasen muzafi sülasi de olabilir, rubai de olabilir. Ama kitap sülasi olanı ele aldığı için rubaiye biz de değinmiyoruz. Yapısında şedde bulunan derken az önce gördük. Ne gördük? Her kalıpta şedde yok yani. Şedde bulunan derken örneğin burada şedde yok. Şimdi burası muzafil değil mi? Yok, muzafildir.
Bu fiillerin ikinci ve üçüncü harfleri. İkinci harfe ayn el fiili, üçüncü harfe lam el fiili adı verilmiştir. Bunu da bilelim. Yani aynul fiili ve lamul fiili aynı harftir. Önemli olan aynı harf olması. Ama dikkat, aynel ve lamel fiili aynı olacak. Aynı harfse diyor. Örneğin adde, merra, şedde, ferra, medde, kalle, azza gibi. Aynı harf midir? Şedde ne demektir? Önce şeddenin ne olduğunu bilirsek. Şedde hangi harfin üzerinde varsa o şeddeyi kaldırırsan o harften iki tane karşına çıkar. İdgam misleyin mal gunne. İdgam misleyin bila gunne. Şimdi örneğin birisi tahtaya inne yazsa ve size dese ki şeddeyi kaldırırsa nasıl yazılır? Okunuşundan belli zaten. İnne diyorsun. O zaman in peşine ne var demektir. Değil mi? İnne diyorsun. Şurada adde yazıyor. Adde. Şeddeyi kaldır derlerse nasıl yazarsın? Ad de. Ad de. Medde'den şeddeyi kaldır. O zaman med de. Med de. Kelimenin aslı buydu zaten. Med de idi. Ad de idi. Ne yapmışlar? Şimdi üç tane harfi yan yana yazacağımıza ilgili kuralı var tabi. Kural tuttuğuna göre ne yapalım? Bunlar arasında idgam yapalım. Maksat ne? Niye idgam yapıyorsun? İdgamdan maksat şedde yani. Şedde diyorsun. Yazıdan birini siliyorsun böylece. Niye? Dilde asıl olan uzatmamaktır. Kısaca az yer kaplamaktır. Az yer kaplayarak aynı şeyi ifade etmektir. Medde şudur yani. Med dedir. Ama iki tane dal yazacağıma bir şedde koyarak iki daldan birini silmiş ve daha az yer kaplamışımdır. Mesele budur. O zaman şunu diyebiliriz. Yapısında şedde bulunan veya şedde kalkmış ortadan kalkmış silinmiş olsa bile ikinci ve üçüncü harfin aynı olduğu fiillerdir. İşte mesela bunu burada tekrardan görelim. Hangi fiil? Melle fiili. Şedde var mı? Şedde var. Her şeddeli fiil değil ama. Aynel ve lamel fiilini içeren şedde. Şeddeyi kaldırdığımda aynel ve lamel fiil ortaya çıkıyorsa. Bu nedir? Muzaf fiildir. Bu nedir? Bu da muzaf fiildir. Nereden anladın? Şedde yok. Şedde yok ama aynı harfin tekrarı var. Aynel ve lamel fiil aynı harften, lamlardan oluşmuş. Öyleyse nedir? Muzaf fiildir. Şimdi burada muzaf fiilin çekimine yer verilmiş. Bunu görüyoruz. Gayb, gaybe, muhatap, muhataba, mütekellim. Gayb, üçüncü şahıs, eril. Gaybe, üçüncü şahıs, dişil. Muhatap, ikinci şahıs, eril. Muhataba, ikinci şahıs, dişil. Mütekellim ortak zaten. Eril, dişil diye bir ayrım yok. Hüve yazmış başına. Hüve yazmasının nedeni kalıbı bil yani. Müfrettir. Yukarıdan aşağıya müfret. Yukarıdan aşağı tesniye. Yine yukarıdan aşağı bu kalıpta ne olur? Cemi olur. Medde, medda, meddu, meddet, meddete, mededden bu şekilde çekim devam ediyor. Zaten çekimle alakalı ben şurada verdim. Görüyorsunuz. Kitaptan aldık bunu. Ferra'nın çekimi var. Mazi muzari emri hazır. Mazi muzari, mazinin malumu meçhulü. Muzari'nin malumu meçhulü. Bir de emri hazırın çekimini koyduk. Daha sonra Adva'nın yine mazi muzari malum meçhul peşin emri hazır çekimi var. Melle için de aynısı geçerli. Daha sonra burada inceleme yapacağız. Peki devamında ne var? Devamında incelemeler var. Buraya geçtik. Burada muzarinin çekimi var. Ezber işi bunlar. Mazi, muzari çekim, emri hazır çekim. Bunları ezberlemek gerekir. Olumsuz diyor. Başına ma koymuş. Çekinde bir şey değiştirmez. Medde medda meddu diyorduk. Başına ma geldi. Yine medde medda meddu diyoruz. Yani ma peşine gelen fiilin yazılışını, harekesini değiştirmez. Manayı değiştirir elbette. Peşine muzari'nin olumsuz yazılışını görüyoruz. Yemuddu yemuddan yemudduna. Başına muzari'nin la geldi diye muzari'nin yazılışı değişmedi. Yemuddu hala yemuddu yazılıyor. Temuddu hala aynı. Manayı elbette değiştirdi. Şimdi muzaf fiilin emir ve nehi çekimi diyor. Mudde mudda.
Mudda, muddu, muddi, mudda, umdudne ve mudne. Emri hazır iki şekilde gelebilir. Umdudne, mudne. İki şekilde de emri hazır gelmektedir. Hangisini görürsek bir derim ki emri hazırdır. Bir karmaşa yaşamayalım. Peşine nehi hazır çekimi. Nehi hazır çekimi la temudde. Ne değişti? Temuddu standart çekimi. Şimdi başına la geldi. Temudde. Sonuncu harf fethalandı. La temuddas. Burada nun vardı. Temuddu, temuddani. Nun düşmüş tesniyede. Cimide de nun düşmüş. Temuddine idi. La geldi. Temuddi yaptı. Yani nehi hazır için eklenen bu la. Buna nehi lası diyoruz. Fiilin sonunda değişikliğe neden olmaktadır. Dikkat. Bu kalıpta fethalamakta tesniyede, cemiyede nunu düşürür. Hemen alttaki müfrette yine nun düşürür. Tesniyede yine nun düşürür. Ama bu kalıpta nun düşüremez. Yazılışta hiçbir şey değiştiremez. Çünkü mebnidir. Emri gayb çekimi ne yapar? Yukarıda anlattığımız şeyin benzerini yapar. Liyemdüt. Yani liyemudde yapar. Buradaki la nasıl nasp etmişti? Buradaki lam da nasp ediyor. Aslı cezimlidir ama sonuç olarak nasp etmektedir. Bunun da aslı cezimlidir. O zaman la ile li aynı şeyi yapıyor. Tabi buradaki la nehi lası, nehi hazır lası ise aynı işi yapar. Sonuç la ile li aynı işi yapıyor muzarinin evvelinde. Aynı iş derken görünüşte muzarın sonuncu harfini fethaladı. Aslında cezim demiştir ama cezimle yazılmıyor. Tesniyede nun düşürdü. Cemiyede nun düşürdü. Bu kalıpta yine fethalı yazdırdı. Tesniyesinde nunu düşürdü. Cemi müenneste hiçbir şey yapamadı. Yazılışta elbette mana değiştiriyor. Nehy-i gayb çekimi. Nehy-i gayb çekiminde aynı şey. La ne yapmış yine? Sonuç olarak nasb alameti gibi gözüken fetha vermiş ama aslında cezimlidir. Aslı cezimli olsa da karşına cezimli çıkmıyor yani. Fethalı çıkar. Cezimli çıksa da bir ki yine burasıdır. La yemudda, la yemuddu. Nun düştü, nun düştü. Burada yine fethalı yazıldı. Tesniye de yine nun düştü. Cemiyede hiçbir şey düşmedi. Burada okuma parçası var. Ezberlenmesi gereken birkaç kelime var orada, onun farkındasınız. Bundan sonra nereye geçtik? Alıştırmalara doğru geçiyoruz. Alıştırmalarda burada ciddi bir soru göremedim. Geçiyorum. Alıştırma 1. Şimdi burada benim verdiğim tabloya benzeyen bir durum var. Bayağı bir yakınlaştırdık. Burada şuna dikkat etmeliyiz. Bakın benzer şeyler var. Burada birkaç tane muzaf fiil verilmiş. Merra'nın muzarisi yemurru. Ferra'nın muzarisi yefirru. Kısacası muzaf muzari fiiller verilmiş. Yemurru, yefirru, yeşukku, yeruddu gibi. Nahnu kalıbına baktığında nasıl yazılmış? Hepsinin evvelinde nun var. Nun var, nun var, nun, nun, nun gidiyor. Başka? Hepsinin sonuncu harfi şeddeli ve ötreli. Değil mi? Şeddeli ve ötreli. Ha, o zaman bu kalıp nedir? Nahnu, yani biz kalıbıdır. Biz manasına gelen kalıptır. Ente kalıbı, sen manasına bakarsan hepsinin evinde T var, T var, öyle gidiyor. Ve sonuncu harfleri şeddeli ve zammelidir. Hepsi öyledir. Enti kalıbı, temurrine, tefirrine, başta T var, en sonu fethalının ve sağı yağlı. Fethalı T var, sonu fethalının ve sağı yağlı. Hep öyle gider. Bu şekilde gitmiş. Farkındasınız. Değişen şey ne bunlarda? Mesela Ene'ye geldim. Ene'de Emurru, Efirru, Eşukku, Eruddu hep aynı gidiyor. Hünne kalıbı parantez arasında başka kelimeler verilmiş. Çünkü aslı bu. Bu şekilde de çıkabilir yani. Aslı bu. Onu ezberlemeyin ama gerek yok. Sadece şu dizilimi ezberlemek yeter. Çizginin üstünü yani. Hep benzer şeyler yazılmış. Ortak şeyler ezberlemeye çalışın. Standart gelir. Değişen şey ne? Değişen şey şu. En üstte bu belirgin. Mesela nemurru nefirru. Sonuncu harfin bir sayı mim mesela zammeliyken sonuncu harfin bir sayı burada fa'dır, esrelidir.
Sonuncu harfin bir sağı şin zammeli. İşte sonuncu harfin bir sağı dat esreli. Çünkü bu değişebilir. Ne murru ne firru ne şukku. Bu de tek değişken budur. Başka bir değişken yok bu muzafi ilerden. Onun dışı hep aynı gelmekte. Sonuncu harfin bir sağı şin ötreli. Sonuncu harfin bir sağı fa'dır esrelidir. Bunlar değişir. Neye göre değişir? Baştaki vezinlere, ölçülere, kalıplara bağlı olarak değişiyor. Zaten yemurru mim ötreli verilmiş. Yefirru zaten esreli verilmiş fası. Yavillu dat zaten esreli. Bu özelliği koruyarak çekim devam ediyor. Peki onu geçtik. Uygun muzafi ile doldurun demiş. Hum demiş. Hum cemi müzekker gayb zamiridir. O zaman merru demesi lazım. Buraya merra diyemez. Merrat diyemez. Buradaki zamire bağlı. Burada et tullabu. Tullab müfet olsun, tesni olsun, cemi olsun önemli değil. Müzekker mi müennes mi ona bağlı olarak buraya bir fiil yazıdır. Bu fiil her halükarda müfrettir. Cümlenin başında olduğu için müfrettir. Sadece müzekker mi müennes mi değişebilir. O da buradaki kelimeye bağlı. Hemen yanındaki, solundaki kelimeye bağlı yani. Hünne cemi müennestir. O zaman fiili cemi müennes getirmen gerekir. Çünkü cümle başında değil artık. Cümle başındakine tabi oluyor. Burası noktalı noktalı. Et talibat nedir? Cemi müennestir. Cemidir, müennestir. O zaman fiilimiz müennes gelmeli. Ama cemi gelmez. Her halükarda fiil müfrettir. Cümle başındaysa. Cümle başında değilse cümle başındakine tabi olarak yazılır. Ene mededtu. Ene ben demek. O zaman getireceğin fiil de ben manasındaki bir fiil olmalı. O da nedir? Mededtu kalıbıdır. Hemen aşağıya baktığımızda muzari fiillerin yazıldığını görmekteyiz. Benzer şeyde, benzer şeye dayanmaktayız. Şöyle ki nokta 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 el fetatu. Şimdi buradaki el fetatu müfrettir veya cemidir fark etmez. Müennes mi, müzekker mi? Sen ona bakmalısın. Ona bakarak kararını vermen gerekiyor. Niye? Çünkü fiil evvele yazıyorsun. Daha sağda bir şey yok. Evvele yazılan fiiller hemen solundaki kelimenin sadece müzekker mi müennes mi ona bağlı yazılır. El fetat müennes. O zaman temuddü yazarım. Baştaki ta müenneslik alameti. Burası üçüncü şahıs. Yani müfret müennes gaybı olarak yazılmıştır. Şimdi buradaki fiil ise evvele yazılmıyor. O zaman evveldeki kelimenin özelliğini taşımalı. Yani el validani nedir? Tesniyedir, müzekkerdir. O zaman tesniye müzekker muzari yazarsın. Şimdi yine evvele yazılmıyor bu fiil. Yeşüdduğuna. O zaman evvele bak nedir? Rical. Rical cemi mükesserdir. Müfredi racüldür. O zaman cemi ve müzekker bir kelime yazman lazım. Yeşüdduğuna o yüzden yazılmış. Dörtte nokta 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 el amilatu. El amilat cemi müennes salimdir. Yani müennestir. O zaman tesub bu. Ben de müennes bir fiil yazarım. Müfret müennes gaibe burası. Beş et tilmizu nokta nokta diye gidiyor. İkinci kelime olarak geliyor. İlk kelime değil. O zaman evveldeki kelimeye tabi olur. Evvelki kelime ettilmiz müfrettir, müzekkerdir. O zaman ya'uddu müfret ve müzekker olarak getirilmiştir. Gerekçesi bu. Alıştırma 4 aynı şey devam ediyor. Sadece emri hazır yaz demiş. Enti ikinci kalıp sen demek, bayan demek. O zaman murri aynı kalıp yani kalıp tutturuldu emri hazırın çekimine. Yukarıda Merra'nın çekimi verilmiş. Emre Hazar'a git bak. O kalıp, enti kalıbı yani müfret, müzekker, pardon müfret, müennes, muhataba kalıbı. İkinci şahıs, tekil, müennes. Mürri gelir Emre Hazar. Özellik tutmuş. Entum, ente entuma entum. Kısacası zamirleri bilmek lazım. Zamiri bilirsen ona uygun bir kelime getirirsin. Entum cemi müzekker muhataptır. O yüzden onunla ilgili uyumlu kelime getirilmiş. Entuma siz ikiniz manasındadır. O zaman firra gelir. Aynıdır çünkü. Ente sen demek erkek için. O zaman lüffe aynı kalıptır. Entunne, rudne veya urdudne emri hazır. Bu iki şekilde de getirilebilir. Cemi müennes muhatabadır. Çünkü zamir cemi müennes muhataba. Alıştırma 5. Emri gaybe çevirin demiş. Çevrilmiş hali var. Emri gayb nasıldır? Başında bir tane esreli lam var. Li şeklinde. Peşine gelecek harfi ya ya'dır ya da ta'dır. Muzaf fiil olduğu için sonuncu harfte fetha gelmektedir. El benat.
El benat bintun, bin tane benat nedir? Cemidir ve müennes manası taşımakta. Müennes yani. O zaman müennes bir kelime getiririm ben de buraya. Cemi getirmem ama. İlk kelime olduğu için müenneslik, müzekkerlik sadece tutar. Bu kelime de müennes. Çünkü sonu kapalı ta ile bittiğine göre müennes olmalı. O zaman ben de müennes kalıp olan ta ile getiririm. Kısacası ikinci kelime olarak müennes bir kelime geldiyse senin getireceğin fiil müennes olmalı. Tesniye cemi değil ama müfret de müennes olmalı. İkinci kelime müzekkerse o zaman sen de müfret müzekker getirirsin. Mesela el estika müzekkerdir, cemidir. Cemi olması önemli değil. Müzekker mi? Müzekker getiririm. El hatif müzekker mi? Ben de müzekker getiririm. El bekkal veya bekal müzekker mi? Evet, o zaman ben de müzekker getiririm. Müzekker mi, müennes mi? Ona uyumlu olarak getiririm. İlk kelime olarak fiiller burada getirildiği için böyle. Fiiller ilk kelime olarak getirildiğine göre sol taraflarına doğru sadece müzekkerlik, müenneslik uyumu aranır. Bu kelimeler ilk değil, ikinci, üçüncü kelime olsa sağ taraflarına müfret, tesni, cemi olarak da uyumaları gerekirdi. Nehy hazır veya nehy gaybe çevir diyor. Eğer nehy hazır olursa fail gizli olur. Nehy gayip olursa gizli olmayabilir. Buna göre la tevunne, şimdi buradaki la gayip, nehy gayip lası mı yoksa nehy hazır lası mı? Yani nehy hazır mı, nehy gayip mi? Hangi la'dır? Neye göre anlarsın? Şu şekilde anlarsın. Fiilden sonra ne gelmiş? Et-talibe tu merfu kelime gelmiş. Bu merfu kelime ne? Fail. Fail olduğuna göre şöyle diyebiliriz yani. Bir tane la var, peşine fiil var. Daha sonra merfu bir kelime geliyorsa işte la tezunne et-talibetu gibi. Burada merfu bir kelime var değil mi? Zamme almış. O zaman bizim bu la tezunne fiilimiz ne olur? Nehi gayip olur. Ne olur? Nehi gayip olur. Et-talibetu faildir. Ente la temurru. Bakın la temurru gelmiş. Peşinden merfu bir kelime yok. Ötreli bir kelime yok. Öyleyse la temurru nedir? Nehi hazırdır. La yekussa el muallimu. Merfu bir kelime gelmiş değil mi? El muallim ötreyle bitmiş. O zaman la yekussa ne olur? Nehi gayip olur. La yezille el veledu. Veled merfu ötreyle bitmiş. O zaman nehi gayiptir burası. Sonuncu kelimeye bakalım. La telüffe et-talibe tu ile seyyarati dersen o zaman bu da ne olur? Nehi gayip olur. Anlaşıldı yani. La artı fiil, peşine gelen kelimeye bakarım. Merfu mu, ötreli mi bitmiş? Tabii merfuluk ötreden ibaret değil yani. Merfu ise kelime, la'ya ona göre bir hüküm, merfu değilse la'ya ona göre bir hüküm verilir. 7. zaten çevrilmiş. 8 zaten çevrilmiş. Bunlara kafa yorma gerek yok. 9'da baktığımızda İrab hangi seçenekte doğrudur? 10'a baktığımızda yine benzer şeyi görmekteyiz. Devamında sayfa bitmiş. O zaman kendi PDF'mizden bir şeye de daha değinelim. Burada çekimler var. Bu PDF sizinle paylaşıldı. Videonun hemen altında var. Şuna dikkat çekmek istiyorum. Şimdi fedde, burada şeddeli bir fiil var. O zaman bu muzaf mıdır? Yok, değildir. Neden değildir? Muzaf fiil olmak. Feda, sülasi mücerred, aslında ayner ve lamer fiili aynı değil yani. Bakın dal biri, öbürü eliftir. Fedde, burada dal, şeddeli, muzaf diyelim diyemeyiz. Bu mezittir. Alameti burada harfin şeddelenmesi. Ne demek istiyorum? Sülasi mücerredine bakılır. Sülasi mücerredinde bu kararlar verilir. Çok önemli mi? Sizin için çok önemli değil. Neden? Çünkü zaten size gelip bu tür fiiller soracak halleri yoktur. Yani kitapta verilen fiillerden çıkacağını düşünüyorum. Ondan diyorum. Ama bakın fe ve sülasi mücerred de buralar. Şeddelidir, o zaman muzaftır. Ferra muzaftır. Ferrace şeddeli değil. Ama ferrace şeddeli olsun, sülasi mücerredi değil. Dolayısıyla muzaf diyemeyiz. Teferrace şeddelidir. Bakın ra, o zaman muzaftır. Yok, değil. Fiilin sülasi mücerredine bakılarak karar verilir. Eşittir. Şeddeli gördüğümüz her fiil muzaf değildir. Bu bir bilgi. Önemli bir bilgi.
Sınav için çok önemli olmayabilir çünkü sınavda kimseye gelip buradaki fiillerden sormayacaklardır. Feze muzaf fiildir. Burada aynı şekilde çekimler devam ediyor. O zaman sülasi mücerredine bakılır yani. Aynel lamel aynı harfse, şeddil ise, şeddesiz veya aynı harfse fark etmez, muzaf olur. Burada bir sürü fiil verdim incelemek isteyenler için. Şimdi ayetlerden örnekleri görmekteyiz. İşte ayet var. Peşine 2 numaralı dipnot demiş. Ayet var. 3 numaralı dipnot demiş. Dipnotlar hemen altta veriliyor. Mesela 1 numaralı dipnot. Suratul Furkan ayet 45. 2 numaralı dipnot. Suratul Şuara ayet 132. Burada hepsinin şeyi var. Kaynakları. Hangi ayet, hangi sure? O zaman buradakilere bakabilirsiniz. Merak edenler buradaki sure, ayeti açarak muzaf fiili orada görebilir. Mesela ve izâ haleltum fesdâdû haleltum. Bak halle halele olmuş. Aynı harfin tekrarı var. Muzaf fiildir. Şeddesi çözülmüş ama. Başka örnekler burada yine var. Yine sonlarına dipnotlar var. Dipnotlardan hemen Kur'an-ı Kerim açarak daha net bir şekilde görebilirsiniz. Uğraşmak istemeyenler için de ne yaptık? Dedi ki burada daha net hali de var. Ve huvellezî meddel erda. Medde'yi özellikle seçtik. Ra'd suresinde geçiyormuş. Furkan suresi, Bakara suresi 15, Ali İmran 124, A'raf 202. Medde muzaf fiil, medde muzaf fiil. Yemuddu muzari olarak geçti. Emedde yumiddu en yumidde ifal babına aktarılmış. Medde yemuddu, yemuddûne muzari fiil cemi müzekker olarak gelmiş. Bu şekilde ayetlerden örnek vermeye çalıştık. Derken videomuzun sonuna da geldik.